Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Türkiye'de üretilmeye başlandığı fiyatlar düştü. Değerli izleyenler, Türkiye'de cep telefonu pazarında yerli üretim hamlesi büyüyor. Yerli üretim cep telefonlarının kısa sürede giriş seviyesini tamamen ele geçirerek %40-50'ye yakın pazar payına ulaştıkları ortaya çıktı. Yılda 12 milyon adetlik telefonun satıldığı Türkiye'de, ayda satılan ortalama 1 milyon adetlik cep telefonunun çoğunluğunu giriş ve orta segment modeller oluşturuyor. Yerli üretimin yoğunlaştığı bu segment ise pazarın %40'ına denk geliyor. Uzun vadede yerli modellerin pazarın yarısından fazlasını oluşturması hedefleniyor. Türkiye'de devlet teşviğiyle başlayan cep telefonunda yerli üretim hamlesinin ayrıntıları geçen yıl Aralık ayında belli olmaya başladı. Ocak itibariyle dünya devi markaların Türkiye'de üretim planları ortaya çıktı. İlk modeller ise Nisan ayı itibariyle piyasaya sunuldu. Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo, Realme, Casper yerli üretim modellerini birer birer duyurdu. Nisan başından itibaren ise yerli modeller kısa sürede pazarın çoğunluğunu ele geçirmeyi başardı. Yerli üretimde iki farklı üretim sistemi öne çıkıyor. İlkinde ürünlerin sadece montajı Türkiye'de yapılırken, ikincisinde anakart dahil tüm sistemler CKD sistemiyle üretiliyor. Türkiye'de ilk yerli üretimi başlatan markalardan olan Samsung'da yeni bir gelişme yaşanıyor. A serisi cep telefonlarını ülkemizde ürettirmeye başlayan marka, ilk olarak Atmaca Elektronik'le işbirliği yaptı. Markalar yerli üretim modellerini birer birer lanse etmeye devam ediyor. Samsung'un A01 Core'u, Oppo'nun A15'si, Xiaomi'nin Redmi 9C modeli ve Casper'ın Via F20'si ilk tanıtılan modeller oldu. Samsung Galaxy A serisinde yer alan A21, A30, A70, A80'in tamamı Türkiye'de üretiliyor. Geçen süreçte yerli üretim olarak Oppo A74, Oppo Reno 5 Lite, Xiaomi Redmi 9T, Vivo Y11S, TCL 20SE, Realme C21 modelleri lanse edildi. Yerli üretimle beraber giriş seviyesindeki cep telefonu fiyatlarında da 1000 TL'ye yakın düşüşler olduğu görüldü. Fiyatları 1500 TL'ye kadar gerileyen modeller oldu.